Bazı antik kentler vardır, ustaca kullanılmış bir dille zamanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırır, sizi kendilerine doğru çekerler. Geçmiş zamanların kalıntıları arasında sizi başıboş bırakmaz. Öykülerini anlatırlar sürekli. İşte sokaklarında başıboş gezdirmeyecek öyle bir kente gidiyoruz şimdi. Unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş gerçek öykülerini duymak için Perge. Şimdi öyle bir kente geldik ki, bu kentin kaderinde iki kadının eli var. İkisi de bu kenti abad etmeye, yükseltmeye, bayındır etmeye çalışmış. Bunlardan birisi Romalı bir tüccarın kızı. Adı Manya Plancia. Yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış. Diğeri ise bu kent yıkıldıktan sonra 2000 yıl sonra dünyaya gelip bu kenti ayağa kaldırmak için uğraşan bir başka kadın. Adı Profesör Doktor Jale İnan. Bu kent Perge. Manya Plancia'nın bu kentte hemen her köşede imzası var. Heykelleri vardı bu kentte. Adına ve onun bağışıyla yapılan heykeller vardı. Perge heykeller kentiydi. Ve Manya Plancia'nın çok büyük katkısı olmuştu. Bin yıllar sonra Jale İnan o heykelleri toprağın altından çıkardı ve Antalya Müzesi'ne koydu. Ve Manya Plancia'ya bir anlamda saygı selamında durdu. Şimdi Perge'de Jale İnan ve Manya Plancia'dan başka isim yok gibi. Kestros, yani bugünkü adıyla Aksu Nehri'nin kenarında inşa edilmiş olan Perge, Pamfilya'nın önemli liman kentlerinden birisiydi. Bugün yaklaşık 13 kilometre sonra denize kavuşuyor. Ama o dönemde biraz daha yakındı. Çünkü Aksu Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla bölge tamamen dolmuş değildi. Ama yine de nehir üzerinden gemiler buraya, Perge Limanı'na taşınıyor, geliyor ve ticari malları getiriyordu. Ve Perge elbette Roma döneminde kurulmamıştı. Yapılan arkeolojik araştırmalara göre milattan önce 13. yüzyılda, yani 1300'lerde inşa edildiği ya da ilk temel taşının konulduğu tahmin ediliyor Perge'nin. Ama gerçek anlamda ilk yükselişini Helen kolonistlerle gerçekleştirdi. Milattan önce 6. yüzyılda Helen kolonistler bölgeye geldiler ve bu kenti tam bir ticaret kentine dönüştürdüler. Ve kentte o dönemden bugüne kalan çok önemli, devasa bir yapı var. Helenistik kapı. Bugün Anadolu topraklarında o döneme ait bugüne kalan en güçlü, en gösterişli eserlerden birisi bu Helenistik kapı. Pergeliler Helen olmaktan büyük gurur duyuyorlardı. Köklerinin Yunanistan'a dayanmasından büyük onur duyuyorlardı ve atalarının aslında Troya Savaşı'na katılmış Kalkas ve Mopsos isimli iki kahin kahramana dayandığına inanıyorlardı. Burası savaş antrenmanlarının yapıldığı palestra. Perge'nin en çok kullanılan alanı.
güreş, boks, kılıçla yapılan egzersizler. Genç savaşçılar burada antrenman yapıyor, terliyor. Sonra Akdeniz'in en büyük hamamı, Roma döneminde inşa edilen hamamına hemen yan tarafa geçiyor. Ve o terle hemen soğuk havuzun içine atlıyorlardı. Dedim ya, hemen soğuk havuza atlıyorlardı. Öyle belki balıklama değil ama çivilen. Burası bu devasa hamamın en keyifli yeriydi. Yorgunluk terini atmak için soğuk suya atlamak. Romalı savaşçıların ve genç savaşçı pergelilerin en sevdiği işte. ...2500 yıldır... ben buradayım diyen ve hep burada oldum diyen taşlar, üstünde anlatılanların hepsi, ben burada yaşadım diyen ve geleceğe iz bırakan insanların öyküleri. İşte bu 2000 yıllık devasa hamamın zemini bu taşlarla döşenildi. Kimi yerlerde mozaik, kimi yerlerde ise bugünkü fayansları andıran düz kesilmiş, gayet de özenli biçimde yerleştirilmiş taşlarla. Ustalığa bakıyoruz, daha dün yapılmış gibi. Roma'nın mühendisliğini anlatmaya ne hacet işte. Hipokamp adı verilen sistemle ısıtılan hamam. Alttan yukarıya doğru sıcaklığı sürekli aynı seviyede tutmayı başaran tuğla düzeneği. Tuğlalar üst üste konulmuş. Alttan gelen ısıyı bu yapı sürekli sabit tutuyor. Sıcaklık günün hemen her saatinde aynı kalıyor. Hamama sabahları kadınlar, öğleden sonraları erkekler giriyor. Akşam saatlerinde tamamen erkeklere açık. Roma'nın ilk dönemlerinde kadın erkek bir arada olan hamamlar da inşa edilmiş ama Anadolu'da buna benzeyen örnekte hamam yapısı bulmak oldukça güç. Yine de Perge'deki hamam temel olarak işlevi genç savaşçıların eğitimden sonra kullanmaları için inşa edilmiş olması. Tekrar edelim ve altını çizelim. Perge'deki Roma hamamı, Akdeniz'deki en büyük Roma hamamı kalıntısı. Kalderium, sıcaklık, frigidarium, soğukluk. Bir de tabii ılıklık bölümü var. Giyim kuşamın yapılacağı, yani soyunma bölümleri, alanları var. Bugünkü jimnastik salonlarından hemen hiç farkı yok. Hatta üstün özellikleri var. Bu tavsiyeniz mimarlara olsun. Eğer bir gün spor salonu inşa edecekseniz muhakkak Perge'deki Roma hamamını görün. Perge'yi yazın dolaşmayın. Çok sıcak oluyor. Ya da akşamüstü saatleri çok daha uygun. Ama Yunanca'da, antik Yunanca'da ya da Helenca'da diyelim, bir ifade biçimi var. Agora dolu olduğu zaman dolaşın. Yani sabahın erken saatlerinde. Hakikaten böyle bir sözcük grubu var. Bir deyim, bir ifade biçimi. Agora dolu olduğu zaman demek, sabah erken saatte demek. İşte burası bir Roma agorası. Günün her saati kalabalık ama agora dolu olduğu zaman sabahın erken saatleri demek. O yüzden sabah erken saatlerde buradaki kalabalık had safhaya ulaşıyor. Sadece işi gücü olan tüccarlar, alışverişe çıkmış bayanlar, beyler değil, aylaklar da burada doluşuyor.
sohbetler, politika konuşuluyor, günlük meseleler. Ama bir de zabıtalar var, ilk belediye zabıtaları. Onlar sürekli buradalar, gece gündüz, hayatın içinde, merkezinde. Dedik ya, antik çağda hayatın merkezi, yüreği, kalbi burası, agora. Agora nomaslar, kent meclisi tarafından atanan ilk belediye zabıtaları. Tartıda hile mi yaptınız? Çürük mal mı satıyorsunuz? Alışveriş yapanla tüccar arasında sorun mu var? Agora nomas. Yani zabıta gelip hemen olaya el koyuyor. Burası Pergen'in agorası ve az önce anlattıklarımızın hepsi 2000 yıl önce her gün bu şekilde yaşanıyor. Şimdi kameraman kızacak çünkü ters ışık geliyor ama bu kare agora'nın üstü rebatlarla kapalıydı. Propilon adı verilen, yani anıtsal bir kapı ile içeriye giriliyordu. Temelde Perge'deki agora'da et ve balık satılıyordu. Bu yüzden Roma dilinde, Latince'de macellum olarak anılıyordu bu agoralar. Et ve balığın daha fazla, daha ziyade satıldığı yerler. Bu agora'nın tam ortasında, yani ışığın ters geldiği yerde bir yuvarlak yapı var. Henüz işlevi tam olarak arkeologlar tarafından tespit edilebilmiş değil ama bir görüş adakta bulunmak, sunu yapmak üzere küçük bir tapınak olabilir. Muhtemelen Tike, yani şans tanrıçası adına dikilmişti. Bir başka ihtimalde bu pazarda çalışanların o günlerde kendilerine göre benimsedikleri bir tanrıya ithaf edilmiş bir tapınak. Burası bir macellum dedik. Et ve balık satılıyor. İnanmadınız mı bana? Ama kapıda bir tabela var. Kasap dükkanı. Ya kasap bıçağı. Üstünde de harf. Al sana tabela. İnanmıyorsunuz değil mi? 2000 yıl öncenin kasap dükkanı ve tabelası. Hoş geldiniz. En taze etler bizde. Her kalem ayrı bir güzelleme yazıyor Perge için. Övgülerin kenti Perge. Nasıl olmasın? Roma milattan sonra 2. yüzyılda öyle akıtmış ki buraya parayı. Yollar, su kemerleri, nimfeyonlar, yani anıt çeşmeler ve böylesine devasa bir sütunlu cadde. Dükkanlar, yaya kaldırımları ve ortasından sular akan, sekilerle sular akan muhteşem iki ayrı kanalet. Görsel olarak antik dünyada gelip görebileceğiniz en muhteşem kentlerden birisi Perge. Üstelik tüm bu yapısal bütünün içini çok ince detaylarla süslemişler. Özellikle Magna Plancia. Yani bu kentin altında, her işin altında imzası olan o kadın. Bitinya valisinin kızı. Tüccar ruhlu bir kadın. İş kadını. Ama bir taraftan da bu kente kendisini vakfeden bir kadın. Heykellerle süslenmiş kent. Her yere, her köşeye heykeller. Tanrı heykelleri, imparator heykelleri, bu kentin ileri gelenlerinin, sanatçılarının heykelleri, ünlü astronom Kepler'in formüllerini kullandığı matematikçi Apollonios için heykeller, ki kendisi bizatihi bu kentte doğmuş, büyümüş, yetişmiş ünlü bir matematikçi ve fizikçi Apollonios. Her yerde heykeller, sanatçılar için, bilim adamları için. Ve bütün bu heykeller Arap akınlarıyla, ardından depremlerle kaybolup gitmiş. Perge'nin o muhteşem güzelliği zaman içerisinde solmuş, yok olmuş. Bu kentte bir heykel okulu olduğu biliniyor. Yani burada heykel inşa eden, yani burada heykeller yapan büyük ustalar var.
Perge, Pamfilya'nın önemli kentlerinden birisi. Ama sadece Pamfilya'nın değil, Doğu Akdeniz'in önemli kentlerinden, dünyanın önemli kentlerinden birisi ve güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Roma buraya tüccarlarını yolluyor, askeri nitelikli çalışmalar burada gerçekleştiriliyor, üsler kuruluyor, lejyonlar kuruluyor. Herkes buraya geliyor. Ama sadece askeri, siyasi ya da ekonomik amaçlı değil buraya gelenler. Burada bir de büyük, devasa Artemis Tapınağı var. Artemis Tapınağı'na yüz sürmek için gelenler de çok sayıda. Özellikle Helenistik dönemde, Roma'nın başlangıcına kadar. Sonra tapınak, çok ünlü bu tapınak, ortadan kayboluyor. Bugün temellerinin nerede olduğu tahmin ediliyor ama bu tapınaktan geriye en ufacık bir taş parçası dahi kalmamış gibi görünüyor. Din amaçlı gelenler var dedik. Bir de milattan sonra 4. 5. yüzyılda bu kente uğrayan çok önemli iki şahsiyet var. İkisi de Hristiyanlığın öncülerinden Aziz Paul ve Aziz Barnabas. Hristiyanlığı tebliğ etmek için geldikleri kentler arasında elbette dünyanın en önemli, en güzel kentlerinden birisi olan Perge yer alıyor. Perge'nin tarihi burada sona ermiyor tabii ki. Hemen her taşta bir yazıt onun geçmişini anlatıyor. Çok şey yaşamış bu kent. Ama yaşadıklarının toplamı geriye iki isimle kalmış. Birisi 2000 yıl öncesinin bir kadını, Manya Pancia. Diğeri ise daha yakın zamanda kaybettiğimiz Türk arkeolojisinin unutulmaz ismi Profesör Doktor Jale İnan. Kapıdan biraz sonra çıkacağız ve saygı selamında duracağız. Hem Jale İnan'a hem de Roma kapısının hemen yanında yatan Manya Pancia'ya. Şu körtenden su aksa da içsek dedirtecek kadar güzellikte bir nymphaeum, yani anıtsal çeşme yapısı. Bugün kurumuş ama geçmişteki güzelliği az çok belli oluyor. Bu anıtsal çeşmenin çörteninin, yani suyun güldür güldür aktığı yerin hemen üstünde, yani şu anda sizin bulunduğunuz yerde Tanrıça Kestros vardı. Yani buradan geçen, hemen yakından geçen Aksu nehrinin tanrısı Kestros. Ve o bu suyu kutsamıştı. Ve buradan antik dönemde güldür güldür akan su bütün Perge'yi serinletiyor ve güzelliğine güzellik katıyor. Akşam oldu, Perge'den ayrılıyoruz. Zamanda yolculuğumuz burada tamamlandı. Ama bu kentten ayrılmadan önce Perge'ye adını, Perge'ye ruhunu veren kadına saygı duruşunda bulunmak istiyoruz. Manya Pancia. Onun anıt mezarı buradaydı, hemen Roma kapısının dibinde. Bugün lahdi de yok, kendi de. Ama geriye kocaman bir isim kaldı. Aynı bu kenti yeniden hayata döndüren Profesör Doktor Jale İnan gibi. İkisinin de ismi Perge'nin tek bir taşı bile ayakta kalsa kalmaya devam edecektir. Çünkü Perge'ye bu iki muhteşem kadının eli değdi.
Berge kapısından içeri bizi sıcak bir selamla karşıladı. Ağırladı, zamanda yolculuğa çıkardı. Sonra yine sıcak bir vedayla gönderiyor. Pamfilya'nın muhteşem manzarasına doğru, harç kullanılmadan yapılmış ama 2000 yıldır ayakta duran kapısını açıp, Berge çok özel, çünkü ona kadın eli değmiş.